2 su bardağı pirinç kullanıyorum. Tam bu su bardağı ile 2 su bardağı pirinci ıslattım. Siz de aynı şekilde yapın. Bir 15-20 dakika önce ıslatmanız yeterli. Bunu güzelce yıkayacağım. Bütün nişastalı suyu akana kadar. Neden? Lapa olmasın diye. Bütün o beyaz suyun gitmesine dikkat edin. Bu pilavınızın lapa olmasını engeller. Güzelce pirinçlerimi yıkadım. Ters süzgecimi aldım. Hemen yanıma. Çok çok kolay. Şimdi 2 su bardağı için 2 yemek kaşığı, bir de olabilir tereyağı koyacaksınız. Şöyle altını biraz daha açalım. Hemen içine bir parça tereyağı ekliyorum. Şimdi gelelim diğer malzemelere. Tavuk suyu kullanacağım. Şimdi güzelce süzüldü. Bunları kavuracağım. Ne kadar kavuracağım diye sorarsanız en güzel ayar şu oluyor. Pirinç taneleri birbirine yapışmaya başladığı ana kadar kavurun. Ben aynı şekilde yapacağım. Artık suyunu verebiliriz. Hemen tuzunu ilave edeceğim. Güzelce karıştırıyorum. Şöyle bir altını açacağım. Fokurdadığı anda geri en kısa alacağım. Şu an gösterelim. Şöyle fokur fokur etmeye başladı. Hemen altını kıstım. En kısık ayarda olsun. Ben aralarda genelde 1-2 kere karıştırırım. Size de aynı şeyi öneriyorum. Şimdi geldik tavuklara ve nohutlara. Nohutları yine buzluğumdan aldım. Haşlanmış 1 su bardağı nohutum var. Şöyle 2 parça tavuk göğsü. Bunları çok küçültmeden biraz iri kalmalarını istiyorum. Didikleyeceğiz. Bir tane tavaya ihtiyacım var. Onda hem tavuk etimi hem nohutlarımı sırayla birbirine karıştırmadan lezzetlendireceğim. Biraz zeytinyağı koyuyorum. Şöyle yine bir parça tereyağı aldım. Güzelce erisin. Bu aşamada direkt nohutları içine atmak istiyorum. Şimdi bunu nasıl tatlandıracağız? İçine en basit yöntemlerden birisi olan sevdiğimiz bütün baharatları ekleyeceğiz. Peki ben ne koyacağım? Kesinlikle kırmızı toz biber olacak. Biraz tuz, biraz karabiber. Arzu edenler taze baharatlardan da kullanabilir. Şöyle hafifçe biraz kırmızı toz biber ekliyorum. Güzelce çevirelim. Şimdi içine tuz, biraz karabiber, şuradan da birazcık pul biber alalım. Ben acı çok seviyorum, bence çok yakışıyor. Şunları şöyle hem biraz ısıtacağız hem dediğim gibi lezzetlendireceğiz. Arada bir pilavımı da karıştırmak istiyorum. Hemen onu temiz bir kabın içine alıyorum. Şimdi yine aynı tavaya biraz zeytinyağı, yine biraz tereyağı. Şimdi içine tavuklarımı koyacağım. Onların da böyle güzelce lezzetlenmelerini istiyorum. Şöyle tavuklarıma da biraz tuz ekliyorum. Biraz karabiber. Bir de pilavımızı kontrol edelim. Hemen altını kapatalım. Suyunu çekti. Güzelce bunları da çevireceğiz. Pilavım gerçekten çok iyi oldu. Güzelce demlendirdim. Ne kadar? 10-12 dakika kadar. Şimdi hepsini birleştireceğiz. Varsa şöyle bir çember kullanabilirsiniz. İşiniz çok daha kolay olur. Üzerine
Şöyle tavuklarımızdan. Şöyle biraz kocaman bir görüntüsü olsun istiyorum. Yeterince sıkıştı. Şöyle tabağın kenarına da